Bunu söylüyorum. Niye sürdürülemez? Bu kurlar nereye kadar? Herkesin merakı şimdi mesela bir tane şey var. Ekonomi komedyeni var. Belki biliyorsunuz işte dolarları satın atın falan filan yok, diyen bir ismi lazım değil bir ekonomi komedyeni var. Demiş ki o Ocak'tan itibaren gökten dolar yağacak, dolar 10 liraya düşecek. Bu tahminler neye göre yapılıyor? Bu rasyonelitesi var mı bunların? Bence yok. Yani şöyle bir şey var. Hükümet bu şeyi bulabiliyor gerçekten işte Körfez ülkeleriyle olan iyi ilişkilerinden Derli. Diyelim. İşte Katar'dan, Kuveyt'ten, Suudlardan vesaire fonlar buluyor. Fakat bu bulunan fonlar genellikle işte mevduat. Yani Merkez Bankası'nda mevduat geliyor. Rezervler iyi görünüyor. Öyle çok kullanılabilir. Ya satacak para oluyor ellerinde. Kullanılabilir paralar değil yani çok kolay. Swap'lar falan öyle çok kullanılabilir paralar değil ama görüntü iyi. Kullanıldığında da kullanılıyor. Yerine konması lazım. Şimdi bunlar bir şekilde dönecek yani. Ya borçtan bir farkı yok ve çok kısa vadeli. Hani borç dediğiniz ise 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık olur. Bu öyle değil. 3 aylık, 5 aylık ve 3 ay bittiği zaman yenilemeniz gereken paralar. Böyle bulunabiliyor. Ama bu benim sürdürülebilir değildir dememin nedeni bu. Sürekli olarak bunları yenileyip bulmak, yerine yenisini koymak, başka bir işle uğraşamıyorsunuz ya. Hep bunlarla uğraşıyor Türkiye son yıllarda. Yani bu iyi bir durum değil. Tamam yani, bakmıyoruz. Şey döviz patlamıyor. Bunu önlüyoruz böyle ama yani bu sonsuza kadar gidecek bir olay değil. Şimdi siz borsa ile ilgili bir tahminde bulundunuz. Daha doğrusu bir tahmin lafı çok doğru olmadı. Borsa gibi bir yaklaşımda bulundunuz. Dediniz ki borsa yükseliyor ve borsa yüksek seyrediyor. Çünkü bir kur baskılandığı faiz için para oraya gitmiyor. Biliyor ki kuru daha baskılanmaya devam edecek belli bir süre. İki, faizler zaten düşük. Kur korunmayan mevduat, kur kıpırdamadığı için düşük faizde kalıyor. O yüzden de paranın biraz daha karlı gördüğü tek yer borsa, borsaya gidiyor. Siz buradan ben şunu çıkarayım. Yani kuru serbest bırakın, o baskıyı bırakın. Faizleri de mecburen 1-2 puan artırın. Bakın bakalım borsa yerinde kalır mı kalmaz mı diye. Aşağı yukarı bu. Yani çıkan ya, benim anladığım bu meali aynen, bu. Aynen doğru anlamışım. Yine de borsanın yükselmesi iyi bir şey değil mi? Çok iyi. Çok iyi bir şey tabii. Yani borsa ya hepimizin, işte Türkiye'nin sermaye piyasası, şirketlerimizin değeri artıyor. Çok güzel. Fakat bunun tabii normal artması lazım. Yani normalden kastım şu. Şimdi siz faizi %85 olan, enflasyon olan bir yerde %20-25'lerde tutuyorsanız... O faiz zaman, -60'sa? Evet. İnsanlar o zaman mevduattan, tahvilden çıkıyorlar. Bunların alternatifi borsa. Buraya gidiyorlar. Dolayısıyla bu biraz böyle zorlanmış bir talep yaratıyorsunuz burada. O yüzden borsa artıyor. Tabii tek nedeni bu değil. Yani bunu söylersek yanlış söylüyorum. Borsada bizim zaten borsamız değerler oldukça düşük. Düşük. Hele dolar bazında baktığımda evet, çok düşük. Onu tamamlıyor. Onun da hakkını vermek lazım. Ama böyle bir şişiklik de var şeyden dolayı. Benim söylediğim şey şuydu. Yani borsa batar, çatar bunları söylemiyorum ben. Benim dediğim şey şu, faizler biraz artmaya başlarsa bu borsadan çıkış olur. Balon olan bir kısım var, o söner. Patlar, çöker, böyle bir şey asla söylemiyorum. Olmasın da zaten. Peki işte ben borsaya... Aynı şey tabii çok affedersiniz, gayrimenkul içinde söz konusu. Gayrimenkulde de böyle yani insanlar, parası olanlar, yüksek tasarrufu olanlar faiz alamadıkları için ya borsaya gidiyorlar ya gayrimenkule gidiyorlar. Eskiden dövize giderlerdi, şimdi oralar daha tıkalı. Biraz altına gidiyorlar. Parası olmayan insanlar beyaz eşya değiştiriyorlar. Efendim deterjan stokluyorlar. Onu da soracağım. Piyasada bir canlılık olan nedeni de soracağım ama. Şimdi siz bu borsa ile ilgili dikkat çağrısında bulunduğunuz zaman. Yani dikkatli olun. Bu kalıcı bir şey olmayabilir. Faizlerle beraber gidebilir. Yarın öbür gün borsada çökerse üzülmeyin manasında bir şey söylediniz ama. Şöyle ben bir borsaya baktım siz bunu söyleyince ve karşılaştırmalar yaptım kendi anlayabildiğim kadarıyla. Mesela bankalar yüksek karlılıkta olmasına rağmen, öyle görünmesine rağmen kağıt üstünde, banka hisselerinde böyle bir değerlenme yok. Yani banka hisseleri 5 sene, 7 sene önceki değerlerinin dolar karşılığı olarak altındalar. Evet, buna mukabil bazı firmalar bilançosunun ne olduğunu dahi tam olarak bilmediğimiz, baktığımız zaman da o fiyatlamayı rasyonelize edecek bir bilançosu görünmeyen bazı firmalarda ise müthiş yükselişler var. İşte bir tanesi Sasa mesela. Çok son günlerde konuşulduğu için adını vermek gibi bir beis görmüyorum.
O niye mesela bankalar çok karlı olmasa rağmen borsada değerleri yerde sürünüyor. Olması gereken altında gibi duruyor baktığınızda. Ama buna bakıyor bazı şirketler şişiyor. Orada ne oluyor? Çünkü bankalar öteden beri Türkiye'de çok daha açık, çok daha şeffaf, çok bilinen, çok incelenmiş, çok bilançoları çok analiz edilmiş kurumlar reel sektör arasında. Tabii reel sektörün yükseliyor olması ekonomi için iyi, gerçek anlamda yükseliyorsa çok iyi bir şey. Çünkü bizim esas üretimimiz, fiziksel üretimimiz buralardan geliyor. Ama dediğiniz olaylar var. Son derece spekülatif bir takım hareketler var. Umarım böyle değildir. Umarım biz yanılıyoruzdur. Umarım iyi gidiyordur. Öte yandan karlara baktığımız zaman sadece bankalar değil, bütün sektörler için. Ya enflasyon muhasebesi uygulasak mesela bambaşka bir sonuç çıkıyor. Yani o böyle bankalar öne geldiği için hep onlar çıkıyor ama sanayi kuruluşları da öyle. Evet, yani %500 karı arttı falan bunları enflasyon muhasebesinde getirdiğiniz zaman normal yerlere geliyor. Gene karlılar. Karlı yani sistem karlı. Bunu görüyoruz. Yani Türkiye çok eleştirilen bir şeydir. Türkiye üretim yapmıyor falan diye. Türkiye ciddi üretim yapıyor. Üretim yapıyor yani. Baktınız. Ha, iyi bir üretim yapıyor mu orası karışık. Kaliteli bir üretim yapıyor mu? Evet. Teknolojisi yüksek bir üretim yapıyor mu yapmıyor mu orası karışık ama yapıyor yani. Üreten bir ülke. Tabii, Türkiye çalışkan bir ülke. Çalışkan bir ülke. Bayağı bir üretimi var yani. Dünyaya satıyor. Bu kadar ihracatı nasıl yapacağız yoksa? Ama ithalat da çok fazla. Tabii ithalat da çok fazla. Yani ihracatımız %10 artıyor. İthalatımız %30 artıyor. Evet, orada dış ticaret hadileri de sürekli aleyhimize gidiyor. Sürekli aleyhimize gelişiyor. Fakat bunun konuşuruz onu da birkaç dakika sonra. Bir başka mesele kurlar. Hı hı. Şimdi bu kurlarla ilgili sürekli bir kurların baskılanması iddiası var ve işte iktidarın, hükümetin ya da ekonomi yönetiminin işte yurt dışından bulduğu paraları, şunları bunları satarak bunu burada tuttuğu varsayılıyor. Diyelim ki onda tutuyor. Bu nevi sıcak parayla yani işte Merkez Bankası'na yatan, işte bu tür operasyonlar için Türkiye'ye sokulan, sokturtulan parayla Türkiye bir kalkınma gerçekleştirebilir mi? Yok, gerçekleşmiyor. Onu görüyoruz. Yani çok önemli bir şey yok. Yani altyapı işte biraz şey yollar yapılıyor filan, alışveriş merkezleri, daha ziyade beton diye eleştirilen işte bunlar yapılıyor. Yani çok büyük bir öyle bir şey yok. Baktığımız zaman da onu görüyoruz zaten. Üretim iyi mi? İyi. Sanayi üretimi var mı? Var. Bazı özellikle savunma sanayinde çok önemli adımlar var. Bunları hepsini kabul ediyoruz. Ama bunlarla Türkiye'yi ileri götürmek çok mümkün değil. Bu kaynaklar çok kalıcı kaynaklar değil. Yani şeye bakıyorum mesela gayri safi yurt içi. Siz de bakıyorsunuz, ben de bakıyorum. Yani büyük ağırlıkla tüketimle büyümüşüz biz. Öne çekilmiş bir tüketimle büyümüşüz. Tüketim ve kamu harcamaları büyümüşüz. Tabii, harcamalar müthiş artmış. Harcamalar artınca gayri safi yurt içi hasıla buraya. Bununla gitmek çok kolay değil. Ama bunun yanında kuru sadece bununla tutmuyor hükümet. Kabul etmemiz lazım ki burada bazı şeyler var. İnovasyon denilen bazı buluşlar var. Yani çok ekonomik buluşlar. Ekonomik buluş, çok finansal buluşlar diyelim. Çok muteber şeyler mi? Değil. Ben sevmem böyle şeyleri baktığım zaman. Ama şu anda kuru tutmaya ne yarıyor. Mesela şimdi en son işte bankaların öz kaynakta bulundurması gereken döviz miktarını düşürdüler. Böylece bankalar piyasaya döviz satacaklar. Döviz satınca bir yerde mal bollaşırsa fiyatı düşer. Döviz bollaşınca kur düşecek falan. Bu tür düzenlemeleri çok yaptılar. İşte kur korumalı mevduatta şuydu buydu bunun gibi. Geçmişte pek çok örneği var. Bunlarla kuru tuttular bir yere kadar. Ama bunlar hep böyle şey yani. Biz de Fatih Bey galiba bu doğu kültüründe bu mucize araçları çok yaygın. Yani böyle mesela kurallara uymak ve burada gitmek bunlar zor ve meşakkatli işler. Aynen o lafı arıyordum. Meşakkatli işleri biz sevmiyoruz. Böyle bir şey yapacağız, böyle bir mucize olacak, hop çözülecek gidiyor. Hep bunu arıyoruz biz. Bu faiz enflasyon ilişkisi de böyle. Öbürü uzun yol. Bana soruyorlar biz nasıl çözeceğiz? Yapısal reformlar deyip başlıyorum sıralamaya. Eğitim dediniz zaten yani bayağı uzun. Orada diyorlar ki hocam ya bu 10 yıl sürersen bize diyorlar 6 ayda çözülecek. Böyle bir şey yok diyorum yani 6 ayda. Aslında var. Hukuk reformu 6 ay çözüm çok hızlı. Ama bu yapısal reform yani işin dediğiniz doğru. Ben de onu diyorum. Ya temeli o. Hukukla ilgili bir ciddi adım atarsak yani hukukun üstünde. Hukuk, Avrupa Birliği'nin yeniden entegrasyonla ilgili süreç. O da zaten hukukla çok bağlantılı. Yani o işleri Kopenhag yaparsak. Kopenhag kriterleri falan dediğiniz anda iş birden çok fazla hızlanabilir. Yani %60'ını çözeriz olayı. Sonra
ince fine tuning denilen ince ayarlar ki onlar daha kolay yapılacak şey.